Akrabalarını alın bizi. Hakim Hanım'la konuştuk. Sormaya başladık. Bu daha ilk duruşma. İşkenceyle ilgili sorularımızı da kesmedi mahkemeye. Bunları sunduk. Bunları hesabını sorduk polislere. Ve kesinlikle bunun basit bir evrakta sadece suç olmadığını, bunun bir ailenin yok olmasına sebep olan o zincirleme olaylar olduğunu ve bunun bir işkence davası olduğunu, örgütlü bir işkence davası olduğunu ve bu sanıkların bir suç örgütü olduğunu aslında tek tek anlattık mahkemeye yeniden. Sanıklar yıllardır sürdükleri yalanları ağız birliğiyle sürmeye devam ettiler. Biz bunları da zaten delilleriyle ortaya çıkarıyoruz, mahkemeye sunuyoruz. Şu an durum bizden yana ve sanık avukatlarının da açıklamalarını dinledik. Sanık avukatlarından biri o Muhammed Onur'un, yani abimin çıplak aramasını yaptığını bildiğimiz Muhammed Onur'un avukatı Yaser'in üst aramasından sonra tekrar şubeye götürüldüğünü ikrar etti. Kendi ağzıyla çıplak arama yapıldığını ikrar etti. Ancak çıplak soyunma gibi bir şey olmamıştı. Burada bir ayrıntı verdi. Yani çıplak aramanın yapıldığını narkotik büroda bu sanığın kendi avukatı ikrar etmiş durumda. Yani suçun boyutlarını ve bu suçun nasıl örgütlü, nasıl örgütlü bir şekilde yapıldığını ve bunun bir mahkeme heyeti önünde itirafının bile yapıldığı bir maalesef ülkede yaşıyoruz şu anda. Ben sonuna kadar sürdüreceğim bu mücadeleyi. Annem ve babam adına, abim adına, bu ülkenin insan hakları mücadelesi adına sonuna kadar sürdüreceğim. Ve sizin desteğiniz çok önemli. Beni yalnız bırakmadığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hala bu ülkede insan hakları için yılmadan bir araya gelip mücadele edebildiğimiz için gerçekten bugün umutla doldum. Sağ olasın. Görüşürüz.